videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte sevmediğim ürünlerden bir tıkçık bahsettiğim bir video çekeyim istiyorum. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum. Ve başlıyorum. Videoya geçmeden önce sesim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yaklaşık bir haftadır gerçekten çok hastayım. Bu iyi halim ve bu sesimin çok iyi hali. Şu an sesimin en billur olduğu halini duyuyorsunuz bir haftadır olan. Gerçekten öyle. Uzun süredir hiç olmadığım kadar hasta oldum. Gerçekten çok hasta oldum. Böyle hassaslı, duygusallı, ağlamalı, zırlamalı bir hastalık geçiriyorum ama konuşamıyorum. Ama iyiyim, yani bu iyi halim, öyle söyleyeyim. Bugün pazar ve yarın benim bunu yüklemiş olmam lazım kanala. Bugün hem videoyu çekeceğim hem editi yapmaya çalışacağım. Biraz daha iyileşmeyi tabii ki beklerdim vaktim olsaydı ama dediğim gibi yarın için çok vaktim olmadığı için de bugün buraya oturmak durumundaydım. Umarım sesim çok rahatsız etmiyordur sizi. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın çünkü ayarları bozuk olan benim. Dedikten sonra başlıyorum. Başlıyorum dedim ama onun öncesinde bir şey daha söylemek istiyorum size. Burada göstereceğim ürünlerle alakalı problem yaşıyorum ben. Burada göstereceğim markalarla hiçbir problemim yok. Hatta bu markaların birçok ürünüyle de aşk yaşadığımı söyleyebilirim. Sizin sevdiğiniz ürünlerse bunlar, bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunu ben anlaşamamışımdır belki de, bilmiyorum ama anlatacağım, konuşacağız şimdi zaten haklarında. Ben konuşabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım bugün size. Beni lütfen mazur görün, olur mu? Gerçekten elimden geleni yapacağım. İlk olarak size bir fondöten göstermek istiyorum şimdi. Riva Lazmi'nin HD Perfection isimli bu fondöteninden bahsedeceğim. Bu fondöten gerçekten çok ilginç bir fondöten. İlk kullandığımda da beni çok şaşırtmıştı. Sonrasında kullandığımda da çok şaşırtmıştı. Artık ben daha fazla seninle uğraşamayacağım deyip saldım kendisini sonradan. Şimdi bu arkadaş nasıl bir arkadaş biliyor musunuz? Ne fırçayla uygulayabiliyorsunuz, ne süngerle uygulayabiliyorsunuz. Fırçayla da uygulasanız, süngerle de uygulasanız ne bir kapatıcılık, ne bir cilde oturma, ne ciltle bütünleşme, hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor bu arkadaş maalesef. Sadece elle uyguladığınız zaman çalışıyor ama o da şöyle bir şey oluyor. Çalışıyor, evet, o anda elle uyguladığınız zaman bir kapatıcılık alabiliyorsunuz fondötenden ama sonrasında hiçbir şey yok yine. Fondöten hem uçuyor hem uygularken oradan alıp oraya götürüyorsunuz fondöteni ve çok kısa bir sürede inanılmaz bir hale geliyor cildin üstünde. Yani pütür pütür oluyor, gözeneklerin üstünde oturuyor. Berbat bir fondöten. İlk kullandığımda bu kadar nefret etmemiştim ama sonrasında dedim ki hayır, bundan olmaz. Çünkü olmuyor, gerçekten olmuyor. Bu fondöteni eğer merak ediyorsanız, almak istiyorsanız merak etmeyin ve bence almayın, pişman olursunuz. Markalarla hiçbir problemim yok, sadece ürünlerle sorun yaşıyorum. Riva Lazmi'nin de sevdiğim ürünleri var, diğerlerinin de var ama bunlarla ben anlaşamadım. Maalesef olmadı yani bu. Geçiyorum. Diğer bir üründe çok sevdiğim markalardan bir tanesine ait. Aynen öyle. Maybelline'in Master Camo isimli bir paleti var. Hem corrector hem concealer olarak kullanabileceğiniz bir palet bu, bildiğiniz üzere. Hemen şöyle göstermeye çalışayım size. Yani bilmiyorum, bunu da sevemedim. Bir daha kesinlikle almam. Hala var mı bilmiyorum bile, öyle söyleyeyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunu kapatıcı olarak kullandığınız zaman sizi şoktan şoka sokuyor arkadaşlar bu palet. Gözlerinizin altında çizgi seli oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Hatta göz altlarınızda çizgi yoksa eğer, diyor ki olur mu öyle şey canım, hiç çizgisiz göz mü olurmuş, ben sana 2-3 tane çizgi ekliği vereyim diyor ve gerçekten ekliyor. Göz altlarınızda hiç olmayan çizgileriniz olmuş oluyor. Ben bunu en son kullandığımda göz altlarıma bir baktım ki göz altlarım yarılmış gibi, yara izi varmış gibi görünüyordu. Gerçekten berbat görünüyordu. Hiç sevemedim. Hani sabitlesem de olmadı, sabitlemesem zaten olmayacaktı. O yüzden kesinlikle kullanamıyorum, sevemiyorum. Yüzde fena çalışmıyor. Hani bu kızarıklık gidericisi olsun, işte aydınlatıcısı bilmem nesi olsun. Ama buna gelene kadar bir sürü güzel ürün var. Yani bu palete hiç gereği yok bir palet bu bence. Sevmedim, bir daha almam diyorum ve geçiyorum. Göstereceğim bir diğer üründe bir far paleti. Lighten
Down to Earth isimli far paleti. Size bugün göstermek istediğim far paleti. Şöyle hemen göstereyim. Bunu biliyorsunuz zaten. Sonbahara uygun renkler var diye içinde almıştım ben bunu. Şimdi bu paletle ilgili söyleyeceğim şu var. Göz çizgilerine dolmuyor. Gözde birikme yapmıyor. Uygulayabildiğiniz kadar rengi gözünüzde kalıyor. Evet, burada bir problem yok. Problem nerede biliyor musunuz? Çok uğraştırıcı bir palet. Yani bir rengi almak için 4-5 kere pana gelip tekrar göze gelmeniz gerekiyor. Yani hem gözü rahatsız etmiş oluyorsunuz hem artık öf sıkıldım artık falan oluyorsunuz yani. Ve istediğiniz rengi yine alamıyorsunuz bence. Matlar çok zayıf. İnanılmaz zayıf bir far paleti bu. Zayıf bir far paleti. Tekerleme gibi oldu, zor oldu. Neyse tamam oldu. Şimdi bir iki tane şöyle renk alacağım ve size göstermeye çalışacağım. Bir de şöyle bir problemi var bu arkadaşın. Nasıl diyeyim size? Renkler karıştırdıkça birbirinin içine geçiyor ve tek bir renkmiş gibi görünüyor. Bu da hoşumuza gitmiyor tabii ki doğal olarak. Bakar mısınız? Yani ben bu paleti yeşil için almıştım. Şu an yeşili uyguladım. Mesela bir kahverengi uyguladım. Yine bir kahve tonu diyelim ve buraya da bir bordo yapıştıralım bakalım. İşte aldığınız renk bu. Oradan nasıl görünecek bilmiyorum. Belki iyi bile görünebilir ama gerçekten değil. Hem çok uğraştırıyor. 4-5 kere pana geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Gözünüzü kazımak zorunda kalıyorsunuz. Üstüne bir de renkler birbirinin içine geçiyor. Hoş değil yani. Benim hoşuma gitmedi bu durum. O yüzden bir daha almayacağım ürünler arasına maalesef Down to Earth'ü de eklemiş bulunmaktayım. Devam edelim bakalım. Başka bir ürün göstereceğim şimdi size. Beaulis'in Amazed isimli bir aydınlatıcısı vardı biliyorsunuz ki. Jel aydınlatıcılardı bunlar. Bunun ilk versiyonunu almıştım ben. İlk versiyonunda bir hayal kırıklığım olmuştu. Sonra bu versiyon çıkınca dedim ki buna da bir şans vereyim ama maalesef aynı hayal kırıklığını bunda da yaşadım. Göstereceğim şimdi. Hemen şöyle açayım ve göstermeye çalışayım. Umarım görüyorsunuzdur. Ben bu arkadaşı sadece bir kere kullandım. O da videoda kullandık. Beraber kullandık. Onun dışında bir daha kullanamadım. Çekmeceye koydum. İkinci kullanmak için bir kere daha deneyeyim diye açtığımda bu haldeydi. Kurumuş zaten. Hiçbir şey yok yani. Gerçekten kurumuş. Kendi kendini yemiş, bitirmiş ve kurumuş. Bu aydınlatıcılar neden böyle bilmiyorum. Kendi kendini bitirdi. Gerçekten öyle. Kendi kendini bitirdi resmen. İnanılmaz bir şekilde dura dura kendi kendini yiyip bitirdi. Kaç kere oldu söyledim bilmiyorum ama beni şaşırtmıştı. O yüzden tekrar edeceğim. Aynen öyle. Aslında aydınlatması falan güzeldi. Ama gözeneklerin üstünde oturuyordu. İşte uygularken yamalanıp damgalanma gibi bir durumu da söz konusuydu. Ama dediğim gibi sadece bir kere kullanabildim. Fazla bir deneyimleme şansım olmadı. Kendi kendini bitirdiği için anlaşamadık bu arkadaşla da. Gönderiyoruz bunu da. Allah'ım ağlayacağım bunu buraya koyduğum için. Gerçekten ağlayacağım ama yapacak hiçbir şey yok. Çok üzgünüm. Mecburum yani bunu buraya koymaya. Şimdi elimde görmüş olduğunuz ürün Maybelline'in Master Ink isimli dip liner'ı. Şimdi şöyle bir uygulayacağım ve bunun size duruşunu, siyahlığını falan her şeyini göstereceğim. Evet, gördüğünüz üzere böyle bir arkadaş bu. Diyeceksiniz ki bana yani bunun burada ne işi var? Çok haklısınız. Çünkü gördüğünüz üzere yani renk gördüğünüz üzere diyecek bir şeyim yok. Yani bunun siyahlığı ile ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. Matlığı ile ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. O kadifemsi sürümüyle ilgili, duruşuyla ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. Muhteşem bir dip liner bu. Çok güzel ve çok seviyorum. Ama şöyle bir durumumuz var. Bu arkadaş inanılmaz akan, bulaşan ve pandaya çeviren bir arkadaş. Bakın ben pandaları çok seviyorum. Panda aşığıyım ben. Ama olmuyor işte. Yani her anda panda gibi gezemiyorsun ki. Siyahlığı görüyorsunuz, matlığı görüyorsunuz, duruşu görüyorsunuz. Çok güzel. Tek bir problem var. Deriler gibi akıyor. Gözün üstüne zıplıyor. Gözün içinden akıyor, dışından akıyor. İnanılmaz bir akması bulaşması var. Asla beni kullanma diye bas bas bağırıyor. Ben de tamam dedim, yapacak bir şey yok. Maalesef bir daha almayacağım. Alamayacağım. Yine bir eyeliner göstereceğim size. Bu sefer Beaulis'in drag itlerini göstereceğim. Evet, şaşırdığınızı biliyorum. Çok sevdiğinizi de biliyorum. Ne kadar güzel. Devam edin. Severek kullanmaya, bayılmaya devam edin. Keşke ben de bayılabilseydim. Çünkü aslında çok güzel ürünler bunlar.
Hemen şimdi açacağım ve göstereceğim ikisini de. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki tane Dragit denedim. İkisine de şans verdim. Bir tanesiyle olmadı. Belki bir tanesiyle olmadı ama diğeriyle olur diye iteledim ama yine olmadı maalesef. Gördüğünüz üzere iki tane ürünüm var elimde. İki tane eyelinerım var. Uçlarını göstermeye çalışacağım size. Umarım gösterebilirim. Şöyle hemen YouTuber hareketimizi de yapalım. Umarım görebiliyorsunuzdur uçlarını. Evet, hemen şöyle göstereyim. Bir tanesi tamamen bitmiş durumda. Bir tanesinin içinde vardı. Şuraya uyguladım. Aslında bunun da siyahlığı çok güzel, matlığı çok güzel, duruşu çok güzel, kalıcılığı çok güzel. Hiçbir yere oynamayışı çok güzel. Transfer asla olmayışı nefis, şahane, harika. Her şey çok güzel. Evet, benim kullanamama sebebim bunların hiçbiri tabii ki değil. Yani ben bu eyelinerla aşk yaşayacaktım. İzin vermediler. Gerçekten izin vermediler. Ben aşk yaşayacaktım. Ama yaşayamadım. Neden? Çünkü keçe uçlu bir eyeliner bu. Ve bu eyelinerların ikisi de aldığımda bir kere uyguladıktan sonra ikinci uygulamada uçları kırıldı. Uçları kırılınca da ben eyeliner çekemedim. Ben kalın eyeliner çekmeyi seviyorum. Ve ben eyeliner çekerken keçe uçlu eyelinerlar buna dayanamıyorlar ve kırılıyorlar. Bu da benim kalbimi kırıyor. Aynen. Tamam, sakinim. Gayet sakinim ve sakin sakin anlatıyorum. Sadece bir kere uyguladım. Çok beğendim, bayıldım. İkinci uygulamada uçları kırıldı. Ben yine inat ettim. Uçlarını kestim ama yine kullanamadım. Artık diretmenin bir anlamı olmadığını düşündüm. Fazla bir şeyi zorladığınız zaman, itelediğiniz zaman olmadığına karar verdim ve pes dedim. Tamam dedim. Bırakıyorum dedim. Bıraktım. Evet, hasta hasta sinirlenmek bana yetmedi. Birazcık daha sinirlenmek istiyorum. Çünkü neden olmasın, öyle değil mi? Bir başka ürüne daha devam edeceğim şimdi. Wet n Wild'ın bir koleksiyon ürünü var. Star Lux ya da Star Lux koleksiyonundan bir aydınlatıcı var elimde. Hemen göstereceğim size. Ve sormak istiyorum ve soracağım da. Bunun neresi aydınlatıcı, pardon? Bana söyler misiniz? Bunun neresi aydınlatıcı? Bunu hangi kadın neresini aydınlatıcı olarak sürecek? Bana biri bunu anlatsın. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki tane arkadaş var burada. Bir tanesi böyle glitterlı, mliterli, balmımsı bir arkadaş. Bir tanesi de bakırımsı, turuncumsu, bir tıkçık pembelikte içeren garip bir arkadaş. Yani bu bir aydınlatıcı olamayacak kadar aydınlatıcı değil, öyle söyleyeyim. Ne bu bilmiyorum ben açıkçası. Bunu sürdüğünüz zaman portakala dönüyorsunuz. Hemen şöyle bir uygulayacağım ve göstereceğim. Balmından da uygulayalım. Balmının balmlığı kalmamış galiba ama olsun. Şimdi neremize uygulayalım? Şuraya bir uygulayalım bakın. Şuraya uyguladım, görüyor musunuz? Bunun neresi aydınlatıcı? Bunu ben nasıl aydınlatıcı olarak kullanacağım? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz değil mi? Bence de. Şuraya da böyle bir glitterımsı, mliterımsı bir şeyleri var işte. Yani bu bal mı? Fena değil aslında. Ne çok yağlı, böyle vıcık vıcık değil, rahatsız edecek gibi değil. Böyle sabitlenirmiş gibi de oluyor. Tam olarak sabitlenmiyor ama fena durmuyor. Gerekliler mi? Değillerdi. Artık yoklar zaten ve hiç üzülmüyorum olmamalarına, öyle söyleyeyim. Yani ben bunu aydınlatıcı olarak kullanmadım, kullanmayacağım, kullanamam. Anlık olarak devam edeceğiz. Bir şekilde değerlendirmek de gerekiyor diye düşünüyorum ve geçiyorum. Bir maskarayla devam edeceğim şimdi. Beauty's'in Charm It isimli bu maskarasını göstereceğim size. Gerçekten bunu da maalesef sevemedim ve bir daha kesinlikle almam. Almam. Çünkü beni gerçekten sinirlendiriyor kendisi. Hemen şöyle bir açacağım ve fırçasını size göstereceğim. Çok sıkmışım. Yani umarım görebiliyorsunuzdur bu fırçayı. Hatta şöyle yapayım. Elimi bulaştırmak istemiyorum. Düzeltmeye çalışayım fırçayı. Görüyor musunuz? Bakın şimdi. Bakın. Yani bunun içine soktuğunuz zaman, çıkardığınız zaman birbirine yapışmış bir şekilde çıkıyor. Çünkü çok ıslak bir maskara. Çok ıslak bir maskara. Yapış yapış bir maskara. Asla kurumayan bir maskara, öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bir kabus gibi. Yani siyahlığı falan güzel. Hani uzatması güzel, siyahlığı güzel. Hacim yok asla. 2 kat değil, 5 kat değil, 15 kat sürseniz de hacim asla vermiyor. Tamam, bunlar sorun değil. Gerçekten yapış yapış bir maskara. Çok ıslak.
asla kurumuyor. Aldığımdan beri kurumuyor, kendi fırçasını bile yapıştırıyor. Yani bunu kendi fırçasına yapan sizin kirpiklerinize neler yapmaz, öyle değil mi? Sevemedim, yani sevemeyecektim, maalesef sevemedim. Ben de isterdim sevmek ama kendini bana sevdirmedi. Benim yapabilecek hiçbir şeyim yok bu konuyla alakalı. Kendisini 3 hayırla uğurluyoruz. Sanıyorum ki ben keyfim ve kahyası oluyor o 3 hayırı verende. Devam edelim bakalım. Beni üzen bir başka ürünü daha göstereceğim şimdi size. Lighten Toz Highlighter'ı. Ne olarak geçiyor? Adı ne? Hemen ona bakmak istiyorum şimdi. Rosy Glow olarak geçiyor. İsmi buymuş. Hemen şöyle açayım ve göstermeye çalışayım. Bunu bir videoda denemiştik zaten beraber. Gördüğünüz üzere pembe alt tonlu, benim sevebileceğim tonlarda bir aydınlatıcı olduğu için dedim ki alayım, deneyeyim. Ama bu aydınlatıcı yok. Aynen öyle. Yok bir aydınlatıcı bu. İnanılmaz ama gerçek. Yok. Hemen göstereceğim. Birazcık aldım. Şu şekilde elime uyguladım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yani umarım görebiliyorsunuzdur burada bir aydınlatıcı olduğunu. Belki şimdi ışıktan yansıyacaktır. Hani görünmeye de çalışacaktır bilmiyorum ama yüzünüze sürdüğünüz zaman hiçbir şey yok. Ne aydınlatma, ne parlama, ne ışıldama, hiçbir şey yok. Sadece içindeki küçücük küçücük simleri görünüyor. O da zaten pek bir işe yaramıyor. Daha çok aydınlatıcı bir pudra gibi hareket ediyor, öyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz üzere alacağınız bu. Bu ürünü de maalesef sevemedim. Bir daha da almayacağım ürünler arasında Lighten bu aydınlatıcı size. Bunu da böyle bir küçük gösterdikten sonra geçiyorum. Yine bir far paleti göstereceğim şimdi size. W7'ın Soft Hues isimli far paletleri var biliyorsunuz ki. Ben de iki rengi vardı. Şimdi size ilkini göstereceğim. Bu ametist olan renginden bahsedeceğim biraz size. Bunlarla ilgili bir videomuz vardı. Videosunu çekmiştik. Yani söyleyeceğim çok bir şey yok bunlarla da ilgili. Pigment olarak aşırı zayıf bir palet. Yani matları inanılmaz zayıf. İnanılmaz zayıf. Yine göze çıkıyorlar, çıkmıyorlar değil. Ama yeterince, yani evet ya benim gözümde renk var, oh çok güzel oldu falan diyemiyorsunuz yani böyle bir şey. Ben açıkçası matlarından çok hoşlanmadım. Karıştırdıkça da gidiyorlar. Onun sonrasında ışıltılıları renkten çok sim. Yani simin içine renk yer, birazcık böyle renk karıştırmışsınız gibi görünüyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bilmiyorum. Ben çok fazla sevemedim bu paleti de. Yani kullanacağım tabii ki elimde olduğu için ama bir daha almam. En ucuz far paletinin şu anda 100 lira olduğunu düşünürsek ki bunlar da o fiyatlardalar artık. Bence alınacak bir palet değil bu. Evet, şöyle uyguladım elime ve gördüğünüz üzere alabildiğimiz renk, pigment daha doğrusu bu şekilde. Şurada mat renklerimiz var mesela, bilmiyorum görünüyor mu? Işıltılarımız da bu kadar görünebiliyor. Yani tamamen göze çıkmıyor diyemem, yine söyleyeceğim. Hatta çektiğimiz videoda bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Göze transfer olmuyor diyemeyeceğim ama yeterli derecede değil. Yeteri kadar değil. Hani öyle söyleyeyim. Bir diğeri var elimde. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Aquamarine. Aquamarine olanı bu da elimdeki. Yani bu da nasıl anlatayım size, sadece bir tıkçık daha pigmentli olanı, yoksa aynı morun yeşili diyelim ve geçelim. Bir sonraki ürünü göstereceğim şimdi size. Beauty'sin Glamorous isimli bir highlighter var elimde. Bir koleksiyon ürünü olarak çıkmıştı. O koleksiyonda ben de denemek istemiştim, almıştım. Hemen şöyle göstereceğim size. Ve sormak istiyorum, acaba bunun neresi aydınlatıcı? Bu bir ışıltılı bronzer olabilir mi acaba? Olabilir mi? Bence çünkü evet, olabilir. Hemen göstereceğim. Şöyle birazcık alacağım. Bu arada deliler gibi tozutan bir koleksiyondu bu. Öyle hatırlıyorum. Ve şöyle elimin üzerine bir tıkçık uygulayacağım ve göstermeye çalışacağım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz oradan? Benim için konuşacağız. Tamam, mutlaka bunu aydınlatıcı olarak kullanabilen arkadaşlarım vardır. Belki çok sevenler de vardır ama ben ve benim gibiler için şimdi konuşacağım. Yani benim ten rengime yakın ve benim ten rengim gibi bir renge sahip olan arkadaşlarım için konuşacağım. Biz bunu aydınlatıcı olarak nasıl kullanacağız? Bana biri bunu anlatsın. Bir kere daha soruyorum. Bıktım artık bunları sormaktan. Evet, biz bunu ışıltılı bir bronzer olarak kullanacağız. Yapacak hiçbir şey yok dedikten sonra
Bunu da geçiyorum. Zaten artık yok, bir daha almam dememe gerek yok herhalde. Bugünü de bitirmiş olduk. Size son olarak bir oje gösterip yavaştan gideceğim artık. Flormer'ın bir ojesi. Sanıyorum ki klasik serisine ait bir ojeydi bu. 487 numaralı Navy Blue isimli ojesi. Bu gerçekten çok kötü bir oje. 2 kat değil, 12 kat değil, 22 kat bile sürseniz asla rengini vermiyor. Kesinlikle vermiyor, inat ediyor. Diyor ki sana o rengi asla vermeyeceğim. Sana o maviyi vermeyeceğim. Seni o maviden mahrum bırakacağım. Seni çatır çatır çatlatacağım diyor kendisi. Ben de diyorum ki ben de seni bir daha almayacağım. Aynen öyle. Durumumuz bu. Ojeyi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada falan ve ben bu ojeyi sadece bir kere kullandım. Sanıyorum ki 5 kat falan denedim. Bakayım ki dedim verecek mi rengini? Vermedi abi. Gerçekten vermedi. İnanılmaz şaşırtıcı bir oje olduğunu düşünüyorum. Bunu görürseniz uzaklaşın diyorum ve bitiriyorum. Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün size sevmediğim, daha doğrusu kullanmayı beceremediğim, daha doğrusu kullanamadığım ürünlerden bahsetmek istediğim bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Umarım bu sesime rağmen beni sevmeye devam etmişsinizdir. Umarım beni sevmişsinizdir aynı zamanda. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre ben artık yavaştan gidiyorum ama gitmeden önce küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Denememi istediğiniz ürünler olursa bana lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Burada beraber deneyelim. Ben burada ürün denemeyi çok seviyorum. Burada olmayı çok seviyorum. Sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. Sizin bana geri dönüşlerinizi çok seviyorum. Yorumlarınıza mutlaka cevap veriyorum. Geç kalsam da mutlaka cevap veriyorum. Hani o gün olmaz, belki o hafta olmaz ama mutlaka dönüyorum yorumlarınıza ve isteklerinizi mutlaka yerine getirmeye de çalışıyorum. O yüzden de bana lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın istediğiniz ürünleri. Dedikten sonra şimdi yavaştan gidebilirim artık. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.